Şimdi demiş ki konfüçyüz sevdiğin bir işi yaparsan ömür boyu çalışmazsın demiş Erol evet. Bey. Evet. Şimdi e, gençler işsizlik konusunda kaygıları yüksek Hı -hı. fakat bilinçleri arttı. Bize gelen sorularda da görüyorum ki işsizlikle ilgili e, merak ediyorlar. İşsiz kalmak istemiyorum ne yapayım? Üniversitede yolun başı diyoruz ne yapayım diyorlar. Siz nasıl gençler bekliyorsunuz iş dünyasına? Mesela iş için görüşmeye geldiklerinde nelere dikkat ediyorsunuz? Anladım. Öncelikle ben de sınava giren genç arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. İstediği puanı alanları tebrik edeyim. Alamayanlar için de hayatta bazı şeyler ilk seferde olmuyor veya ikinci seferde vazgeçmesinler, yılmasınlar. Yani evet. istediği bölüm varsa eğer bence hayatta bir yıl çok önemli bir yıl değildir, zaman dilimi değildir. Dolayısıyla hedeflerin yolunda devam etsinler. Şimdi biz e, iş dünyası olarak nasıl gençler bekliyoruz? Öncelikle kendini yetiştirmiş gençler bekliyoruz. Hı hı. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Yani Türkiye'de işsizlik problemi şüphesiz var. Ama bundan daha ziyade nitelikli iş gücü problemi var. Hı hı. Yani kendini yetiştirmiş e, bir genç için ben işsizlik problemi olacağını zannetmiyorum. Kendini yetiştirmekten neyi kastediyorum? Şu şekilde e, okuduğu bölümle ilgili asgari bilgi olması bence kafidir. Zaten işe girdikten sonra o, o alanda masa başı eğitimi olsun veya işte işi yaptıkça öğrenecek. Dolayısıyla bu o, çok önemli değildir. Ama diğer konularda kendini yetiştirmesi işte biraz önce hocam söyledi. Yabancı dil. Hani ikinci, üçüncü dedi ama biz bir tanesine bile razıyız. İyi o, bilmesi, yabancı dili. Bu önemli. Bunun dışında ilgili olması gerekiyor mutlaka. Eee farklı konularda kendini yetiştirmiş olması. Yani bilgi dediğiniz şey işte herkesin dediği artık ulaşmak kolay. Dolayısıyla internet alıcılığıyla her türlü istenilen bilgiye biraz asgari bilgi düzeyi varsa doğru bilgi oradan ayıklanıp seçilebiliyor. Ama ilgi gerekiyor. İlgi. Ilgi. i̇lgi, merak, öğrenme açlığı i̇lgi. değil mi? Evet. Aynen öyle. Bizim gençlerde en çok aradığımız şeyler bunlar. Gelişime açık olması evet. gerekiyor. nasıl i̇şte ee, bir mevzu her şey bilirse zaten mümkün değil. Tabii, Ama öğrenme isteği olsun. Öğrenme isteği olsun. Ya şey işe alırken de şimdi üniversite mezunu aranıyorsa eğer zaten oradaki adayların, başvuranların hepsi üniversite mezunu. Dolayısıyla adayın orada bir öne çıkması gerekiyor. Yani o CV incelendiği zaman ne oluyor? İşte adaylar başvuruyor değişik kanallardan ve o CV'leri insan kaynakları birimleri inceliyor. Ve orada o CV'de bir farkındalık yaratması gerekiyor. Hı hı. Bu okuduğu bölümde olmaz. Çünkü o CV'de herkes üniversite mezunu veya... Ne farkındalık yani. yaratır? Yani ne farkındalık yaratır? Bir gittiği sertifika programları olabilir. Yani öğrenciyken ekstra e, sertifika, sertifika programları alalım. Olabilir, evet. Bildiğimiz dil sayısı. Bilgi Tabii Hocam dedi artık İngilizce bir ayrıcalık değil. Öyle mi iş dünyasına? İngilizce zaruri, ikinci bir dil artı mı? Yani keşke öyle olsa diyeyim. <laughs> Peki ülkemizde ama... bir değilsin şeyi var, problemi var. Hepimiz ama bunu aşmak için çabalıyoruz. Bakanlık da bu konuda ciddi politikalar üretiyor. Ee, ve staj vesaire öyle şeylere bakıyor musunuz? Tabii tabii staja kesinlikle bakarız biz. Ee, eğer ki stajı verimli geçirdiyse bu bizim için önemli bir işe alma kriteridir. evet yani öğrenciler yapacak çok şey var. Tabii çok şey var. Hani üniversitesi sadece okuyarak geçirdikleri takdirde, yani artık günümüzde rekabet de var. Dolayısıyla salt üniversite mezunu olmak diğer adaylara karşı onu öne geçirmiyor. Hı hı. Onların diğerlerinden farklı ekstra bir şeyler yapmaları gerekiyor. Size gelen mesela karate öğrencilerini bunları mı anlatıyorsunuz? Yani sektör danışmanısınız. Sizin yanınıza geliyorlar birinci sınıftan itibaren. Danışıyorlar. Danışırken bunları evet. anlatıyor musunuz öğrencilere? Tabii bunları anlatıyoruz da aslında o programın asıl amacı iş yaşamını görmeleri. Şimdi doğası gereği üniversitede işte teorik eğitim veriliyor ama e, hayatta bir kitapta yazılanlardan ibaret değil. Salt hayatta o yok. Dolayısıyla bir de iş yaşamının kendisi var. Bu e, öte taraftan da şirketlerde işte e, tecrübeli elemanlar arıyorlar. ...işte bir yerlerde yetişsinler... ...ben hazır adam alayım diye... ...aslında bu anlamda her iki tarafın da... ...ihtiyacını karşılayan çok güzel bir... ...program, evet, uygulama. İnşallah tüm üniversitelerde yayılacağını Evet yani ediyorum. Biz iki sene önce başlamıştık buna... ...ilk bize söylendiği zaman da biz... E, ...çok... E, ...istekli olarak... E, ...karşıladık hı hı. bunu. Çünkü bir... ...öğrenci arkadaşlarımıza... ...faydamız olacaktı. Onlar iş yaşamını... ...okurken göreceklerdi. Biz de... E, çalışırlar veya çalışmazlar. Hı, hı. Ee, biz de çalışırlarsa 4 yıl işte e, belli aralıklarla geldiği yerde e, oradaki kişiler tanıdığı yerde çalışmış olacaklar. Eğer ki başka yerlerde çalışırlarsa bir kıyas imkanı sağlayacak. Yani işin e, mutfağını görecek veya sahasını görecek falan. Üniversitede alamadığı işin doğası gereği şeyleri bu şekilde almış oluyor. Büyük Biz, avantaj. Evet çok. Yani büyük iş kıyası okurken görmek. Ama Erol Bey de dedi ya yani çok e, ay, hani CV'de ayrılmak için üniversitede yapacak çok iş var. Yolun başı. Müzik